Herkese merhaba. Mutlu Minecraft serisi Project Ozone 3'e hoş geldiniz. Evet, bugün bayağı kayıt dışı vaktim vardı arkadaşlar. Bayağı şeylerle uğraşabildim. Hemen onları göstereyim. Öncelikle buradaki bütün demeyeyim, yapılabilecek bütün zırhları yaptım. Şuradaki toryum başka şeylerden çıkıyordu. Başka boyutlardan çıkıyordu biliyorsunuz. Oralara gidince bunu da yapacağız. Bunların hepsi rak veriyor. Hepsini birden alıyorum. Bayağı bize rak geldi buradan. Sonra bayağı tohum yaptım. Bayağı sayılarını çoğalttım. O neredeydi? Delta'da mıydı? Evet, gördüğünüz gibi. Yeni tohumlarımız alüminyum, slime, kömür, nether, creeper, black quartz, ardite, skystone, solarium değil, signalum, kobalt, solarium bu, flaxseed, elektrum ve konstantin. Bunları da yapmışım. Bunların hepsi de rak veriyor. Birinci seviyedekiler 5, buradakiler 10, buradakiler 15 rak veriyor. Yani tohumun zorluğuna göre bayağı rak elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı da elde etmişiz. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Uçmakla ilgili şeyler söylüyorsunuz ama uçmaya da kullanır mıyım açıkçası bilmiyorum bunları. Çünkü ben creative uçuş tarzını pek fazla sevmiyorum. Jetpack uçuş tarzını daha çok hoşuma gidiyor. Yani çok fazla creative dünyada oynamadığım için o tarz uçmayı daha doğrusu beceremiyor gibi bir şeyim. Bakacağız bakalım ama. Onları Night Vision için falan kullanabiliriz diye düşünüyorum. Başka dünyalara gidelim. Hangilerine ihtiyacımız olduğu daha çok belli olacaktır. Hemen bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün Ember moduna gireceğiz. Ember modu muhtemelen çok uzun olacak. O yüzden çok fazla uğraşmak istemiyorum. Aslında yapmak istediğim birkaç bir şey daha vardı ama vaktimiz kalırsa onları yaparız. Öncelikle şu taşlara, buralara falan filan takılmayın. Ben bunların hepsini değiştireceğim. Muhtemelen ama başka gezegenlerden, başka dünyalardan çıkacak olan bloklara göre hareket ederiz. Çok fazla takılmayın bunlara. Şurada geçen bölümde gördüğünüz marble kullandım. Ben bu marble'ı nereden buldum? Şuradan buldum arkadaşlar. Şuradaki, yanlış hatırlamıyorsam ki şeklinden de öyle, şurada yeşil ağaçlar falan var bakın. Slime adasında olmayacak ağaçlar. Burada bir tane Astral Resource'nin temple'ı var, tapınağı var. Biliyorsunuz onlar ember kullanıyor. Yok şey, marble kullanıyor. Oradan 4 tane blok arakladım ve onların seed'ini yaptım. Ondan sonra bu marble'ları yapabildim. Öncelikle hemen şu arkadaki görüntü kirliliğini biraz halletmek istiyorum. Actually Editions değil, Emi'nin Anchor denen bir şeyleri var arkadaşlar. Şu. Bunun için bir tane kuartz kristal gerekiyormuş, kesici gerekiyormuş. 3 tane mi? Ha, şunlardan biraz yapıyorsunuz. Bunlar Emi'nin kablolarının birbirine karışmasını da engelliyor aynı zamanda. Ve şu yapacağım şeyi de yapmanızı sağlıyor. Şöyle yapayım. Ha, 4 tane veriyormuş zaten ya. Fasat bunlar arkadaşlar. Hemen hemen her bloğun fasatını yapabilirsiniz. Emi sistem mikro blok olarak çalışıyor. Yani nasıl diyeyim? Bir blokluk alana 4 tane falan makine koyabilirsiniz, ekran koyabilirsiniz. Aynı anda birkaç bir şey koyabilirsiniz. Onlardan bir tanesi de bu. Şu şekilde kapattığınız zaman hop. Şimdi dur bakayım onu nasıl çıkaracağız? Yanlış koydum. Şununla çıkartabilecek miyiz? Kırmak istemiyorum. Evet. Bunu da çıkarttım. Monitörü sağ tıklayayım. Şöyle dursun. Biraz daha güzel oluyor en azından. Bunu da göstermek istedim. Ha, bu zırhımız neymiş? Dur bakayım. Şöyle üzerime alayım. Black Quartz zırh. Bayağı gördüğünüz gibi şey veriyor. Şu altta zırh veriyor. Yani şu an üstünde kullandığımız bizim jetpack'imi de atmış buraya. Güzel. Ondan daha iyi. Ama çok fazla ihtiyacımız olmadığı için kullanmıyorum onu. Kalsın öyle. Şunu da şuradan atayım ve bunu da atayım. Kar yapmamız lazım falan filan ama dediğim gibi çok uzamazsa Ember modu, vaktimiz kalırsa onu yaparız. Hem şunu da göstereyim onları görmüşken. Sizler de yazmışsınız ama ben de hızlı geçerken atlamışım bunu arkadaşlar. Entity yaptığımız zaman oluyormuş. Hatta yazmışsınız arkadaki zombi ölmüştü abi falan diye ama ben fark etmedim onun öldüğünü. Entity yapmak gerekiyormuş ve şu an bizim çanklı kılıcımız çank düşürüyor artık moblardan ve şöyle çanklar düştü. Experience seed yapabiliyoruz. Aa, chicken da düşmüş, güzel, bunu görmemiştim. Wither skeleton chunk düşmüş ki 5. seviye bir chunk bu. Gayet güzel. Diğer 5. seviye chunklardan, seedlerden yaparken bunları kullanabiliriz. Yani chunk sıkıntımız kalmadı bu şekilde. Gerçi ben şey yapmıştım. Onunla da kolay oluyor. Şu kılıcı, çanklı kılıcı yapmaktansa arkadaşlar çanklı shuriken yapmak çok daha mantıklı oluyor. Eğer dediğim gibi bazı modlarda, mod paketlerinde kapatılıyor bu tip şeyler. Eğer kapatılmışsa ve bu şekilde kullanamazsanız shuriken yaparak elle öldürmekte fayda var gibi düşünüyorum. Bunu da görmüşken hemen göstereyim arkadaşlar. Buradaki benim shurikenimin bir bacağına enderium ekledim ben. Şuradaki görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Material and You kitabında yazmıyor. Ama ben önceden bildiğim için bir deneyeyim bakayım dedim. Ve bunun bir bacağına şey ekledim. Enderium ekledim. Yani iki bacağı manolium, bir bacağı magical wood, bir bacağı da enderium oldu. Enderium eklediğiniz zaman şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Menzil sınırı kalmıyor. Normal shuriken orta menzilli bir silah. Yani bir süre gittikten sonra aşağı düşüyor. Ama enderium şöyle şu karşıdaki mesela bizim enerji dağıtıcımıza atayım. Attım bir tane. Ta gidip bunu buradan bulabiliriz gibime geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Normal vanilla oklardaki o menzil sıkıntısı şu bu falan kalmıyor. Burada gördüğünüz gibi. Global Traveling özelliği geliyor. Bu da çok güzel, çok yararlandığım bir şey. Şu üstten 2. sırada Global Traveling. Global Traveling ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. Burada da elle öldürdüğüm chunklar vardı. Bu da benim diğer yaptığımız chunky özellikli shurikenimiz. Ama kullanmıyorum bunu artık. Global Traveling şu işe yarıyor arkadaşlar. Herhangi bir sandığa Shift sağ tıklarsanız bakın şu arkada şey yazdı. Linked Inventory gibi bir şey yazdı. Şöyle gideyim. Şunu kapatayım mı? Kapatayım hadi, o öldürmesin şimdilik. Şöyle yok, bunu Entity yapayım yine. Şuradan kapatayım. Artık bu shuriken ile bunu bütün silahlara ekleyebiliyorsunuz. Bu shuriken ile öldürdüğüm benim moblarda. Birkaç tane daha çıkacak mısın? Şöyle 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 öldüreyim. Herhalde yeter bu kadar. Tekrar açayım şunu. Hop hop, always on. Vuruyor değil mi? Vuruyor, tamam. Ender Traveling özelliği sayesinde ve şunu shift sağa tıkladığımız için bu shuriken'in öldürdüğü bütün moblardan düşen aletler buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Bunu bir pickaxe'inize de ekleyebilirsiniz ve atıyorum gene bir sandık belirlersiniz. O pickaxe ile kırdığınız bütün bloklar sandığa otomatik olarak dolarlar. Bu şekilde dolduğu gibi gayet güzel bir özellik. O yüzden ben de çok seviyorum ve kullanıyorum. Kitapta yazmıyordu şu Ender Speed özelliği. Ama eklediğiniz zaman oluyormuş. Ona da açıkçası çok sevindim. Oh, çok işimiz var. Ember'a girişelim diyordum. Daha girişemedik bile. O yüzden hemen girişelim arkadaşlar. Ember modu hangisindeydi? Şunda değildi galiba. Nerede? Nerede bu? Gamma'daymış. Şöyle bir şeyler istiyor arkadaşlar bizden. En sonunda şu aspectus denen bir şeyler yapacağız sanırım. Bu modu oynadım ben daha önce. Biraz kendine şahsına münhasır bir mod. Böyle ilginç resipileri var, ilginç çalışma bir mantığı var. Ama çok fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum. Şu tarafları hiç yapmamıştım. Alchemy taraflarını hiç yapmamıştım. Onları artık herhalde öğreniriz gibime geliyor. Şöyle başlıyorum hemen. Unsaid Codex diye bir şey yapmamız gerekiyormuş. Unsaid Codex şu. Bunlar mob farmlarından düşüyor biliyorsunuz. O yüzden elimizde çok var ve bunu açtım. Bu Ember modunun kitabı arkadaşlar. Şöyle garip bir şey yapmışlar. Tıkladığınız zaman buradan bütün paketi görebiliyorsunuz. Bütün modları görebiliyorsunuz. Makineleri görebiliyorsunuz. Ve neyi yapmak için önce neyi yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Açıklamaları da var şu şekilde. Ama hepsini okumak gerekir. Bilemiyorum. Renkleri mi değişiyor? Evet, renkleri değişiyormuş. Tamam. Bu bunun kitabı. Gaydi yani, ama ben bunu kullanmayacağım. Şurada dursun bakalım. Bu tamamdır. Şöyle yukarı çıkalım. Ember deposit. Ember deposit. Bunun tam adı neymiş? Bakıyorum. He, atmosferik gauge gibi bir şey. Neyse artık. Atmosferik bir şey. Bu mod kendi yakıt sistemini kullanıyor arkadaşlar. Ember denen bir kristal kullanıyor. Ve bu ember kristallerini bulmanız gerekiyor sizin. Şu an ekranda bir gösterge görüyorsunuz. Şu an orta seviyede, yani ibre tam ortada duruyor. Şu an giderek yükseliyor. Ben hareket ettikçe ve şu an gayet iyi. Ya bizim şansımıza ya da bu mod paketinde bayağı doldurmuşlar. Şöyle bakın, şimdi ortalara düştü. Şu taraflara gidelim. Bir daha açalım. Evet, ortalara düştü. Bu şu demek oluyor. Eğer normal bir dünyada oynuyorsanız az önce bahsettiğim emberların yoğunluğunu gösteren bir alet bu arkadaş. Yani bir ölçer gibi bir şey. Ember ölçer gibi bir şey. Oraya gidip bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çok yoğun olan yere giderseniz çok elde ediyorsunuz. O yüzden bu ibreyle hareket etmekte normal zamanlarda, normal dünyalarda fayda var. Bu o işe yarıyor. Dials diye bir şey var. Hop, neyi tıkladım? Yanlış bir şeye tıkladım galiba. Bunun adını da bakalım. Ha, ember dial ve fluid dial'lar. Bunları kullanmayız ama en azından bildiğim kadarıyla ne işe yaradığını sizlere söyleyeyim. O plaka yapmamız gerekiyor. Ne bu? Copper. Bundaki ne? Iron. Iron vardır içeride. Iron'ı yapalım. Buradaki copper'ı şöyle bir plaka çıkartalım hemen. Bir tanecik yeter. Dediğim gibi kullanmayacağız bunları. Biz ne yapmıştık ya? Şunu yapmıştık değil mi? Hop, geçen bölüm attığımız ayrımlarda duruyormuş hala burada. Öbür tarafa koyduğumuz bu time block çok işe yarıyor arkadaşlar. O yüzden void dünyaya, o yüzden sprinkler sistemi yapmaya gerek görmedim. Ve o time block'la idare ediyoruz şu an. Bu arkadaşlar biraz sonra yapacağımız makinelerin içindeki değerleri bize söylemeye yarıyor. Bir ibre olarak düşünün. Bunu da aynı şekilde. Bunları da yapalım. Görevimiz açılsın. Bunları yapabiliyormuşuz. Tinkers hammer. Tinkers hammer. Şu mu? Ember'ın. Evet, bu arkadaş. Bu bizim bu modda kullanacağımız yönlendirmeleri. Bir çeşit wrench'i. Öyle diyebilirim yani. Bunu çok kullanacağız. O yüzden yapıyorum. Bunu da açtık. Bunu da açtık. Bu neymiş? Ha, bunlar şeyler. Oo. Bunları da yapmamız lazım. Fluid pipe, fluid extractor, item pipe, item extractor. Şöyle bakalım, pipe'tan gidelim madem. Evet, bunları görebiliyoruz. 8-16 tane fluid pipe yapayım. Item pipe için tabi lead plakaya ihtiyacımız var. Lead plaka. Gel biraz şöyle, ondan biraz fazla yapalım. Gel böyle. Gene söylüyorum, gene yapmadım. Bunların kitlerini yapmamız lazım ki hızlansın makineler. Kayıt dışı yapayım mı ben bunları? Biraz bahsedip kayıt dışı yapayım olmazsa. Bakayım. Bunda invarımız var. Şurada elektrumumuz var. Signalumumuz var. Karyatörüm yapmıştık daha önce. Biliyorsunuz o var. Linyum yapmadık ama değil mi? Neyse, bakarız bakalım. Şöyle birkaç tane de lead plaka alayım üzerime. Gel. Şöyle 16 tane de item pipe olsun. Ötekilerin isimleri neydi? Extractor. Şöyle extractor. Bu fluid extractor. Kemnite plate gerekiyor bizden. Şu Kemonite'lerden yapmamız gerekiyor biraz arkadaşlar. Şöyle bir 64 tane yapayım. Ve bunları direkt ikili şekilde plaka haline getireceğiz. Şöyle yapayım. Biraz da plaka haline getireyim. Bunlar zaten şey olacak değil mi şimdi? Ha. Burada ısıttığımız zaman 2'ye de katlanacak arkadaşlar. Evet, güzel. Tamamdır. O recipe'de pipe da gerekiyormuş. Tamam. Fluid extractor yapıyorum. Ama bunlardan biraz yapmamız gerekiyor. Birkaç tane, en azından bir 3 tane yapmamız gerekiyor sanırım. Bir yandan düşünüyorum. Şunları içeri atmadım. Gel bakalım. 3 tane yetiyor mu? Yetmez herhalde ya. Bir tane daha yaptırayım şöyle. Bundan item için gene item gerekiyormuş. Item pipe'lar gerekiyormuş. Şöyle 4 tane bunlar kalsın. 4 tane de bu. Eğer yetmezse ben bunlardan daha fazla yaptırırım. Bunlar da tamam mı? Item dropper diye bir şey istiyormuş. Item dropper. Bunlar bu modun transferleriyle ilgili şeyler arkadaşlar. Bu da tamam. Açılacak mısın? Açıldı. Pipinglerde bu kadar. Kemminite brick. Kemminite brick. Brick dersem kemminite olmadı. Kemminite nasıl yazılıyormuş? Caminite. Caminite brick. Ha, direkt bunların ısıtmasıyla oluşuyormuş. Tamam. O zaman biraz da brick elde edelim. Şöyle 44 tane çıkacaktır zaten bunlar. Bu tamam mı? Tamamdır. Stamplar. Bizim burada Tinker'da bildiğiniz gibi bazı kalıplar çıkartıyorduk arkadaşlar. İşte ingot kalıbı çıkardık, pickaxe kalıbı çıkarttık, kafası falan filan. Bu da onun gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu mod biraz böyle Tinker'a benzeyen bir mod bu şekilde. Ama işin içinde biraz böyle büyü falan filan da var. Kendine özgü şeyler de var. O yüzden biraz ayrılıyor. Bar stamp, flat stamp, blade stamp gerekiyormuş. Stamp yazarsam muhtemelen hepsini buluruz. Şunu yapıyorum. Raw. Bunlar çiğ halleri. Bunları da ısıtacağız anlaşılan. Raw, caminate, blade, evet. Ha, bu flat olanından tamam. Bir de şundan yapıyorum. Ve bunları ısıtayım. Bunları da 2'ye katladı. Gerek yoktu ama 2'ye katladı. 3'ü de tamam mı? Tamamdır bunlar da. Melter'a girişeceğiz. Ember bore. Bunlar şu an yaptıklarımız aslında biraz hazırlıktı bizim. Şöyle bir chest var mı? Yok mu? Şurada üzerimizde şey vardır belki. Evet, bir tane şunlardan aldım. Böyle dursun bakalım. Şunları biraz içine atayım istiyorum. Solyum dagger'ımız üzerimizde kalmış. Bunu sil gitsin. Artık işimize yaramıyor. Şunları da şöyle atayım. Bunlar kalsın bakalım. Ember bore. Şimdi Ember modunda arkadaşlar yakıt olarak Ember denen bir kristal kullanıyor bu arkadaş. Yani biz Tinker'da lav kullandığımız gibi bu modda makinelerin çalışması için, makinelere enerji verebilmemiz için Ember denen bir şeyi bulmamız gerekiyor. Az önce gösterdiğim şu alet Ember'ın çok çıktığı ve az çıktığı yerlere gösteriyordu. Normal dünyada buna göre arayabilirsiniz. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Ember Born yazılıyordu. Nasıl? Bor yazılıyormuş. Şöyle yapayım. Ember bore. Bu mu? Bu. Şöyle bir makine yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için buna ihtiyacımız var. Bu bir yetecek mi? Yetmeyecektir. Bunlardan daha yaparız. 3, 4, 5 tane yapmamız gerekiyor sanırım. Yetmedi. 6 tane yapmamız gerekiyormuş. Gel. İçeri mi attın onları be? Evet. 8 tane brick yaptım. Ondan sonra mechanical core denen bir şey gerekiyormuş. Bir tane pusula. Lead plaka yapmıştık zaten. Mechanical core yaptım. Ha, onlardan 2 tane yapmamız gerekiyordu galiba ama. Diğerleri vardır. Evet. Mechanical ember borumuzu yaptık. Ve bir tane daha mechanical core yapmamız gerekiyor yalnız. Birazdan onun da ne işe yaradığını göstereceğim size. Bu değil. Şu. Tamam. Bir tane ember bore yaptık. Bir tane de mechanical core yaptık. Bu da tamamdır herhalde. Şimdi artık ember üretme kabiliyetine sahibiz. Şöyle bir daha bir bakayım. Chest yazamıyorum mu ben? Heh. Temin de yazamamışım anlaşılan. Neyse, iki tane chest aldım buraya. Birazcık item pipe. Şöyle iki tane item pipe ya da biraz daha alayım, belki üzerine koyarız. İki tane item extractor alıyorum. Biraz kömür alıyorum. Çünkü bu alet kömürle çalışan bir alet. Şöyle birkaç stack alayım üzerime. Elim korkak, alıştırmayayım. Tamam mı? Tamam mı? Herhalde tamam. Çünkü şimdi başka dünyaya gideceğiz. O yüzden zırt pırt geri gelmeyeyim diye şey yaptım. Kontrol ettim. Bu ember bore makinesi arkadaşlar bedrock'ın üzerinde çalışıyor. Veya y'si 0 olan, yani ta en aşağılarda çalışabiliyor. Bedrock olmasına gerek yok. Eğer 1 yüksekliğine koyabilirseniz, ki biz şu an 86 yükseklikteyiz. Oraya koyabilirseniz orada da çalışıyor ama normalde bedrock'ta çalışıyor. Bu bizim bir tane biliyorsunuz aşağıda bedrock'ımız var. Şöyle inemedim. Şunun üstüne koyulması için yapılmıştır belki diye düşünmüştüm. Bu bedrock'ı koymuşlardır diye düşünmüştüm. Burada da inmişken görmüşken göstereyim. Emi kontrolörleri çoğaltıyorum. Daha da çoğaltacağım burada gördüğünüz gibi. Hop. Ama ona girişmeyelim şimdi, değinmeyelim, konuyu dağıtmayalım. Bizim bedrock bulmamız gerekiyor. Bedrock geçen sefer biliyorsunuz bu hunting dimension'da bayağı görmüştük. Şimdi oraya gidiyorum ben. Torch var mı üzerimde? Evet, biraz da varmış. Ben oraya gideyim, biraz etrafı aydınlatayım, geliyorum. Evet, şöyle bir alan açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bedrock gösteren, gören bir yer. Chunk loader yaptım. Biraz da lever yaptım kendimize. Ve geliyorum şöyle. Bu ember bore makinesi dediğim gibi bedrock üzerinde çalışıyor. Ve bedrock tıkladığınız zaman böyle bir yapı oldu. Bir multi blok, çoklu blok bir arkadaş. Bunun üzerine mechanical core koyuyorsunuz. Bu arkadaş bize transfer işleriyle lazım olacaklar. Şöyle üzerimizde biraz blok var mı? Varmış. Şöyle koyayım şunları. Hop, bir saniye. Ondan sonra hadi bu taraftan olsun. Çok önemli değil. Slime. Yani bu işi yapmak için belki kötü bir yer seçmiş olabiliriz. Bizi rahat bırakmayacaklardır gibime geliyor ama bayağı da şey yaptım aslında. Işıklandırdım etrafı ama yine de bizi görenler gelecektir. Neyse, çok önemli değil. Şimdi bu arkadaşa yakıt yollayacağız ve karşılığında ihtiyacımız olan emberleri alacağız. Bu arkadaşı yakıt yolladığımız zaman çalışması gerekiyor. Nasıl yolluyoruz? Hop, tamam. Şimdi ben ember'ın zabazingolarını kullanacağım. Yani bu item extractor ve pipe'larını kullanacağım. Ama diğer modların da çalışıyor. Diğer modların da çalıştığı için siz istediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle... Şuraya bir tane pipe koyuyorum ve bir tane buraya koyuyorum. Şimdi bu sandığa kömür koyacağız arkadaşlar. Ve bu ekstraktör bu sandıktaki kömürleri makineye yollayacak. Ve bu ekstraktör de makinenin içindeki emberları bu sandığa yollayacak. Bu modun biraz uyuz tarafı, bu tip ekstraktörler hepsi redstone enerjisiyle çalışıyorlar. Yani lever koymanız gerekiyor. Şu an kömürümüz var. Her şeyimiz hazır ve açıyorum. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama çalıştığını ben şu an duyuyorum. Şuradan gazlar, mazlar falan da çıkıyor. Bunu bir üstü görseydik, altı boş olsaydı böyle altında dişliler gibi bir şey görecektik. Sanki bedrock'ı kazıyormuş gibi bir efekt vermişler. Artık buraya kömürlerimiz geliyor. Bisteğini yemiş bile. Ve buradan bunu açtık mı? Açmamışız. 10 yapıyorum. Ve artık ember'ları elde edebiliyoruz. Şimdi bu pakete özel olarak ember elde etmenin bir yolu daha var arkadaşlar. Bunlarla uğraşmayabilirsiniz. Aslında eğer biz de şuradan istemeseydi belki diğer ember elde etme yolu biraz daha kolaydı belki. Yakıt harcamazdık belki en azından. Ama şimdi bu arkadaş burada çalışsın. Ben size diğer yolu da göstermek istiyorum. Çünkü o da şöyle koyayım mı? Koydum buraya. Show layers diyeyim. Bayağı bir alanı. Tamam. Sıkıntı yok. Hide diyeyim. Şöyle. Burasını açık tutsun. Biz öbür dünyada ulaşırken bu gene ember çıkartmaya devam eder. Bütün kömürleri atmışız üzerimizden. Sıkıntı yok. Hop. Hop geldim bile. Şurada şimdi ember yazarsanız aslında ember çıkartmanın bir ayrı resipisini daha koymuşlar. Şu sludge box gibi bir şey. Bu normalde yoktur. Yani bu paketle ilgili bir şey. Bu normal modun ember moduyla alakalı olmayan bir şey. Ama güzel bir şey. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Hem şu sludge box'tan da sludge mı nasıl okunuyorsa artık ondan da bahsetmiş olurum. Çünkü dediğim gibi bölümün başında da bundan bahsetmiştim ben, serinin başında. Zamanı gelince yaparız demiştim. Flint bütün meshleri istiyormuş bu ya. String mesh yaptım. Flint mesh yaptım. Iron mesh yaptım. Ve kendi mesh'ini istiyormuş. Kendi iron mesh'i. Ve şöyle bir makine arkadaşlar bu. Şöyle. Aa, bunun da görevi varmış zaten. Tamam, güzel. Bunu böyle koyuyorsunuz. Öncelikle ama biz şeyleri kaldırdık değil mi? İçerilerde table, evet burada var ama dur hemen göstereyim ya. Yarım kalmasın. Şu stone hammer'ı kullanalım. Şu lever'lar gitsinler. Şuradan bir tane hop. Şöyle de maden elde edebilirdik yani, onu göstermeye çalışıyorum. Burada bir şey var mı? Buradakilerin hepsi geçmiştir. Yakalayabileceğiz mi acaba? Bir tane buraya şey koyduk ama ya değil mi? Tamam, nether rock şey yapıyorum arkadaşlar. Nether rock elektiriyorum ki nether rock elemesinin sonucunda şöyle blok prosperity'ler, yani prosperity elde etmeye çalışıyorum şunlardan. Çünkü çok tohum yapınca çok fazla gitti onlardan. Sürekli nether'dan gidip aramak istemedim açıkçası. Elimizde var mı? Hiç yokmuş ya. Şunlardan, şu çanklardan bulmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Ben biraz bunlardan yapayım. Mesh'lerle başka şeyler el ettireyim. Birazdan geliyorum. Evet, birkaç tane elde ettim arkadaşlar. Şunu sildireyim gitsin. Ne yapmışım? Copper, iron ve platin yapmışım. Çok önemli değil. Şu an ember modundan çıktık. Yani ember ile ilgili bir şey anlatmıyorum. Ama makine ile ilgili bir şey anlatıyorum. Oyun başında belki işinize yarayabilir. Sizin de burada copper rocky chunk elde ettim. Bu şekilde döverek. Bunu buraya koyuyorsunuz ve üzerine bir kova su koyduğunuz zaman sizin buraya koyduğunuz şeyi eliyor bu arkadaşlar. Ve şöyle bir şey elde ediyorsunuz. Copper chunk elde ettiniz. Bunu ısıttığınız zaman artık iki katına çıkartabiliyor bildiğim kadarıyla. Veya yan ürünler çıkıyor. Daha avantajlısı yan ürünler çıkartabiliyor. Mesela şöyle biraz iron'ı dövelim bakalım. Hop hop hop. Iron rocky chunk elde ettik. Biraz zahmetli gibi gözüküyor ama bunu bir şekilde otomatikleştirebilirsek, otomatikleştirseydik daha doğrusu çok yararlı olabilirdi. Bakın beleşten iki tane nikel elde ederdik. Bir tane iron chunk koyduk ama iki tane hem iron elde ettik mi? Elde etmemişiz galiba. İki tane nikelimiz olmuş. İkiye katlamak veya böyle garip şeyler elde etmek için. Bu rocky chunk değil mi? Değilmiş. Ha tamam. Bir tanesinden hepsini koymuş arkadaşlar. 3 tane iron chunk, 2 tane de nickel dust elde ettik. Böyle gördüğünüz gibi bu işler için kullanılabiliyor bu arkadaş. Ama bizim hiçbirine ihtiyacımız yok. Sildim gitti. Peki niye yaptık bunu? Şurada kullanılan ne kullanılıyordu orada? Ember şu alchemical değil. Ne bu? Archaic brick. Bunlardan bir stack yapıyorum. Aynı işlemi bunlarla yapacağız arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Hop, texture gitti. Ve gene bunlar moblardan düştüğü için geliyor. 40 tane birden ember elde ettik gördüğünüz gibi. Yani öyle ember bone'larla, şunlarla, bunlarla uğraşmaya gerek yok aslında. Ama bu bahsettiğim sadece bu mod paketine özel. Aa, onar onar koyuyormuş. Onar onar koyduğu için de güzel oluyor. Temin iron'ları da o şekilde koymuş anlaşılan. Aslında 4 tane falan düşüyor herhalde her birinden. Ama 10 tane koyunca 40 tane gibi oluyor. Neyse, bu şekilde de bayağı hızlı ember elde edilebiliyor yani. Gene bir bakarız biz ama. Bizim yaptığımız ember bore'un ürettiklerine, çıkardıklarına. Belki bir videoya ara verdiğim zaman ben oraya gidip oradan çıkanları kullanırım, alırım. Gel bakalım, şöyle bir sonuncusunu da yapalım hepsini. Sen de gel. En sonuncusu 4 tane olacak herhalde. 16 tane falan gelecektir buradan da. Tamam. Gördüğünüz gibi bayağı ember elde ettik. Şimdiye kadar yaptıklarımız bize yakıt için gerekli olan ember'ı elde etmekte arkadaşlar. Artık biraz modun makinalarına girişebiliriz. Bu ember bore'u saymazsak. Ha, bu bir tane ember shard, bir tane ember kristal istiyormuş. Bunlar birkaç çeşit arkadaşlar. Şöyle birleşiyor muydu? Birleşmiyormuş. Bu çıkacak mı? Ha, bu şekilde birleşiyormuş. Ember kristal bu şekilde yapılıyor. Bunlar dediğim gibi yakıt olduğu için yani şu daha fazla, kristaller daha fazla yanmasını sağlıyor. Bir de en üst seviyesi var. Ember grit. Bunların hepsinin abisi o. Bu da tamam mı? Tamamdır. Melter. Stamper. Ember activator yapalım. Bu biraz daha mantıklı şimdilik. Biz ember'ları topladık ve bu ember'ları harcamamız gerekiyor. Ember activator. Neredesin? Bu. Yapabilecek miyiz? Evet, hemen yaptık arkadaşı. Setup'ımızı nerede yapsak? Şurası oldukça büyük bir yer gözüküyor. Böyle bir şey. Bu topladığımız yakıtı enerjiye çeviren bir arkadaş. Ember activator aktive ediyor bizim ember'larımızı. Bu da tamam. Bu neymiş? Ember emitter ve ember receptor. Ember emitter, receptor var, emitter var. Bunlardan biraz yapacağız ama şu plate'ten çok fazla yok elimizde. Şunlardan biraz daha yapalım. Yapalım diyeceğim ama bunlardan da kalmamış. Şöyle biraz dursunlar. Hop hop. Bunları yapmak standart. Şöyle yap, bir iki stack gitsin, lazım oluyorlar. Ha, pişmişlerinden mi istiyor bir de bu? Galiba değil mi? 4 tane yetecek midir bize? Yetmeyecektir. 8 tane. Ortadaki neydi? Ha, aşağı koyacakmışız. 8 tane receptor yapıyorum. Buraya da gerekecek. Şunları bir ısıtayım ben hemen. Şöyle 4 tanesini ısınsın. Receptor, emitter, gel bakalım. Bunlardan da 8 tane yapıyorum. Tamamdır. Bu arkadaşlar ember'ları eriterek ürettiğimiz enerjiyi transfer eden arkadaşlar. Onları kullanacağız şimdi. O yüzden takmıyorum. Bu da tamamdır. Bu neymiş? Pressure refinery. Bunu bilmiyorum. Bu neymiş? Copper cell. Ha, bunlar sıcaklığı falan arttırıp enerjiyi tutuyorlardı içeride sanırım arkadaşlar ama tam hatırlamıyorum bunları. Bunları sadece yapacağım. Nasıl çalıştıklarını bilmediğim için anlatamam. Refine, basınçlı tutucu gibi bir şey. Neyse. Önemli değil. Cooper capacity. Adı da mı öyleymiş? Cooper cellmiş adı. Cooper cell. Şu mu? Evet. Bu neymiş? Ha, Cooper block direkt. Etrafta bu biriklerden gerekiyor. 1, 2, 3, 4 tane bu biriklerden ve bunlar. Bunlar dediğim gibi anladığım kadarıyla bu bahsettiğim ember enerjisini depolayan şeyler. Ama biz bunları kullanmayacağız. Çok önemli değiller. Görev icabı yaptık sadece. Buraları tamam. Melter. Şimdi şunlardan melter yaparak başlayalım. 2 tane melter yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bricklerimiz mi bitti? Evet, bricklerimiz bitmiş. Şunlardan biraz ısıtalım. Gel şöyle. 1.64 olsun. Dediğim gibi bu 2 tane oldu mu? Oldu. Bu biraz Tinker'a benzediği için arkadaşlar, biraz benzetiyorum ben. Madenleri eritmek, karıştırmak üzerine bir kurulu mod. Dediğim gibi yanında büyü zabozingoları, şunları bunları da var. Bunlar, şu koyduğum melterler, madenleri eritecek olan arkadaşlar. Ve bunlara da şu enerji üretecek. Ember'lardan enerji üretecek ve bunlar da enerjiyi kullanarak madenleri eritecekler şimdi. Ama bir tane daha mikser gibi bir makinesi olması gerekiyordu. Bakayım şurada vardır. Onu da yapalım. Bu ne? Ha, şeyler yapmışız. Bunlar rezervuar, depoları, ring. Bunları şöyle rezervuar yazayım. Yapayım, hemen geçeyim, bilemiyorum çünkü. Bu neymiş? Fluid tank. Bir tane fluid tank. Bunları hiç kullanmadım dediğim gibi ama bunlar ara şeyler, ara ürünler. Yani depolamayla ilgili bir şeyler. Caminite ring. Böyle çıkacak mısın? Çıktı valla. Ama hiçbir şey yok. 1, 2, 3. Hop. Şunlardan biraz yapayım. Brick'te yoktur muhtemelen. Var mı? Yok. Şey yok yani. Stair. Bir tane bundan yaptım. Ve bunu da yaptım. Bunu da dediğim gibi görevi açmak için yaptım sadece. Bunları da kullanmayacağım. Şöyle koyuyorum. Böyle koyuyorum. Mikser diye bir şey olması gerekiyordu. Onu arıyorum açıkçası görev olarak. Çünkü onu yapmamız gerekiyor. Bu mu? Heh, bu. Mixer centrifuge. Mixer centrifuge. Neymiş bu? Mechanical core bir tane daha yapmamız gerekiyormuş. Hop hop. Bir tane daha. 1-2 tane pusula yapayım. Mechanical core. Gel sen de. Ve mixer centrifuge. Bunu da koyuyorum buraya. Centrifuge, mikser adı üstünde. Şu melterların erittiği madenleri mikserde karıştıracağız. Birazdan kablolamasına, borulamasına geçeceğim. Ama şimdilik makineleri hazırlıyorum. Oradaki biraz mantığına da o zaman değiniriz oradaki. Bu da tamam. Stamper elde edelim. Stamp ve stamper. Stamp ve stamper. Şu. Bu neymiş? Iron block. Sıkıntı olmayacaktır. Stamper. Kova vardır bir yerlerde. Gene mi brick gerekiyor? Şunlardan yap gitsin. Ve stamp base. Onu da şöyle bir yerlere koyalım. Stamp. Hangisini aşağı koyuyorduk? Stamper. Stamp base'i koyuyor olmamız lazım. Ha, ama bunların altına şey yapmamız lazım bizim ya. Bin. Bin diye bir şey var arkadaşlar. Bakayım. Şeyde yok. O yüzden ben de unuttum. Şunlardan yaparsak iyi olur. Şart değil. Ama yaparsak iyi olur. Ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Böyle böyle yaparsak bunu buraya koyalım. Stamp base'i böyle koyalım. Blok var mı üzerimizde? Varmış. Stamp base bunun şuraya bir tane koyuyorum. Sadece arada bir boşluk oluşturmak için. Ve stamper'ı da buraya koyuyorum. Şunu aldım. Ve bunu da kırdım. Tamamdır. Şimdi kablolamasına ve borulamasına geçelim. Dediğim gibi. Buradaki ember enerjisini bizim bu makinelere yollamamız gerekiyor. Hop, bunları takıyorum. Bayağı bize gerekecek. 4 tanesini taktım. Emitter'lar. Ember enerjisini yollayacaklar. Ve ember enerjisini de alması gerekiyor karşı tarafın. Karşı tarafın alabilmesi için de ember receptor'lar var. Bu Ember'la çalışıyor. Bu Ember'la çalışıyor. Bu arkadaş Ember'la çalışıyor. Ve bu arkadaş da Ember'la çalışıyor. Bunların hepsine enerji vermemiz gerekiyor. Bir de şu arkadaşa, Ember Activator'a bizim elde ettiğimiz Ember'ları yollamamız lazım. Onun için de dediğim gibi ya kendi şeylerini kullanabilirsiniz, item pipe'lerini kullanabilirsiniz veya normal diğer modların item translocator'larını, transferlerini kullanabilirsiniz. Bakayım şurada gene chest'imiz veya şey yapalım ya. Şurada driver gördüm bir tane. Driver kullanabiliriz. Hepsi zaten aynı tip. Yok bu değilmiş. O yüzden gene şey kullanalım. Bu da vardı burada hazırda. Tamamdır. Şöyle bir tane crate alıyorum. Gel bakalım. Çok fazla atmayacağım üzerine yakıtı, ember'ları. Çünkü ne kadar yakıt yollarsanız, bu enerji conduit miydi? Evet. Ne kadar yakıt kullanırsanız yakıyor bunu, harcıyor hatırladığım kadarıyla. Şuraya insert diyorum. Ve extract'ı always aktif yapıyorum. Denemek için atıyorum bir tane. Gitti. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi bazı hareketlenmeler oldu. Şu an bu ember'ları yakıp enerji haline çeviriyor. Bu enerjiyi, bu ember enerjisini bunlara nasıl yollayacağız? Onu da şu hammer'la yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. İlk önce hedef alanı seçiyorsunuz. Hedef kısmı seçiyorsunuz. Yani ben buraya enerji yollamak istiyorsam shift sağ bunu tıklıyorum. Ve sağ bunu tıklıyorum. Shift sağ, sağ. Böylece bu emitter'la bu reseptörü birbirine bağlamış oluyorum. Shift sağ, sağ tıklayamadım. Shift sağ. Bu buraya olmuyor mu? Muhtemelen aşağıyadır. Bu aşağıya yukarı takma olayları çok karışık. Unutuyorum ben. Shift sağ, sağ. Tamam. Bu burada çalışacaktır muhtemelen. Shift sağ. Şu arkadakinde bir tane kaldı galiba. Ve buraya tıkladım. 4 tane alıcıyı 4 tane vericiyle birleştirdim. Ve yine burada da lever'lar devreye giriyor. Neredesiniz? Şöyle. Hepsine lever takmanız gerekiyor arkadaşlar. Aslında bu modun kendi lever'ı da vardı. Bakayım. O da çok tatlı, güzel bir Ember yazacaktım. Ember. Bulabilecek miyim? Bakıyorum. Neyse. Bulamadım arkadaşlar. Küçük böyle çok tatlı küçük şeyleri var. Lever'ları var. Onları kullanabiliriz. Ama çok fazla uğraşmadım. Bakayım buradan resipisinden çıkacak mı diye bakayım. Hop. Yok. Neyse. Bulamadım. Çok önemli değil. Ve artık enerjimizi eritiyoruz. Ember'larımızı eritiyoruz ve enerji elde ediyoruz. Ve şöyle açarak bunları hop. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir görsel efektle bütün enerjiler bütün makinelere gidiyormuş gibi gözüküyor. Artık bu makineler çalışabilir. Şöyle biraz daha içeri ember atayım. Bunları da yaksın ve devam etsin. Evet, şu an Ember'ın bütün makineleri çalışıyor gibi gözüküyor. Peki ne yapacağız bu makinelerle? Şurada eğer şey var mı bakayım görevlerinde. Evet, şunu. Dawnstone yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu Ember'ın temel madeni. Dawnstone bakır ve gold'un birleşiminden oluşuyor. Şöyle gold bir sürü üzerimizde doldu ve copper bir 32 tane de bundan alayım. Şimdi bir tarafa bakır, bir tarafa da copper koyacağız arkadaşlar. Şöyle biraz üzerimi müsaadenizle boşaltayım arkadaşlar. Sen git, sen de git. Böyle üzerim dolu olsun. Pek sevmiyorum. Hop. Şu arkadaşa goldları, altınları attım. Bu arkadaşa da bakırları attım. Ama sanırım ember bitti. Şöyle biraz daha çalışsınlar. Ember atayım içeri. Bunların eriyor olması gerekiyor ama 10. Temin geliyordunuz buraya. Şimdi niye gelmiyorsunuz? Buradan şeyi görebilecek miyiz acaba? Şu ve şu arkadaşlar. Bu ikisi değer okumaya yarıyor. Bakayım. Buradan görebiliyor muyuz? Şuradan görebileceğiz mi? Bunları buraya takıyorsunuz. Ama bu buraya olmadı sanırım. Bu içindeki ember değerlerini gösteriyor size. Veya şu fluid buraya takıyorsunuz. Takamıyorsunuz. Heh, bu gösteriyor. Mesela şu an 4000'de 0 oranında şey varmış. Eritmedi bunları hiç. Niye eritmedi? Şunu bir kapatıp açayım. Ember. Biraz daha ember atayım. Şöyle. Bunu buraya tekrar mı bağlayalım? Tekrar bağlayalım bakalım. Shift sağ. Sağ. Temin geliyordunuz ya. Şimdi niye gelmediniz? Başka bir şey mi attım ben bunun içine? Hop siz de gelin. Yanlış şeyi koydum. Yo. Gold. Dawnstone. Cooper değil. Dawnstone. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Nasıl yazılıyordu? Down. A ile yazılıyormuş. Dawnstone. Herhangi bir resipi gösterecek mi? Mentol. Cooper ve Gold. Yo, doğru. Bunu şeyle de muhtemelen Tinker'la da yapabilirmişiz arkadaşlar. Downstone elde etmeyi. Gold. Gold değil mi? Evet, Gold. Bir daha kontrol ediyorum. At gene içeri. Burada da Cooper. Tamam, bu da doğru. Bir şunu kırıp tekrar bağlayacağım arkadaşlar ya. Niye buraya enerji yollamadı bilemiyorum açıkçası. Şuraya koydum. Lever. Lever'ı koydum. Açtım. Ve bağladım. Şunu kapat. Bir tek o çalışsın. Temin gönderiyordu. İlk yaptığımız zaman enerjiyi gönderiyordu buraya. Şimdi ne oldu anlamadım. Ben bir bakayım buna arkadaşlar. Bir çözüm bulmaya çalışayım. Geliyorum. Evet, alıcıları alta takıyormuşuz arkadaşlar. Şuraya yukarı değil aşağıya takıyormuşuz. Denerken onları fark ettim. Bu modda zaten böyle en çok karıştırdığım şey aşağısı mı yukarısı mı? O ayrımı yapıyor maalesef. Enerji, ember enerjisi artık buralara gelmeye başladı. Ve şurada dumanları da görüyorsunuz. Gold burada. Burada Cooper mı? Evet, bu Cooper olsa gerek. Bu da Gold. Erimeye başladılar. Ve şuradan içindeki sıvının arttığını görebiliyorsunuz. Bu zabazingolar, dial'lar bunu yapıyor. Şu da hangisi o? Diğeri. Şu da makinenin içindeki ember'ı gösteriyor sizlere. Taktığınız her şeyde görebilirsiniz bunu. Bunu da muhtemelen yanlış takmışımdır o zaman ben. Bunu da yukarı takacaktık. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamamdır. Şimdi burada artık erimiş copper'ımız ve erimiş altınımız var. Bunları bu miksere, karıştırıcıya, adı üstünde zaten yollamamız gerekiyor. Ve onlar için de item fluid. 2 tane fluid pipe alıyorum. Extractor alıyorum. Bu item pipe'ları koyayım. Biraz şöyle fluid pipe. Evet, oyun kırıldı maalesef arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu aralar böyle kayıt sırasında da kırılmaya başladı. İnşallah bize çok büyük problemler çıkartmaz. Neyse, devam edelim biz işimize. Artık erimiş bakır ve erimiş altınımız var. Dediğim gibi bunları bizim bu karıştırıcıya yollamamız gerekiyor. Nasıl yollayacağız? Bunları hop. Şöyle fluid pipe'lar yaptırdım biraz. Onlar yetmiyormuş boyu. Ama bizim şeylerimiz nerede? Buradaymış fluid extraktörlerimiz. Bir tane buraya takıyorum. Bir tane buraya takıyorum. Ve bunları borularla karıştırıcımıza taşıyacağız. Bunlara da lever gerekiyor. Her zamanki gibi. Hop, sen değil. Bunu açıyorum. Buraya da bir tane, bunu da açıyorum artık. Ve çalışmaya başlayınca gördüğünüz gibi enerji akışı tekrar oluşmaya başladı. Ve şu yukarıda da yazıyormuş ya değerler. Yukarıda gördüğünüz gibi dawnstone, sıvı dawnstone oluşmaya başladı karıştırıcı ile birlikte. Ve bunu da artık şu stamp base ile yollamamız gerekiyor. Gene bir tane extractor ve boruları kullanıyorum. Gene bir tane lever ve bunu da açıyorum. Evet, şu borulardan da duman çıkmaya başladı. Şöyle baktığınız zaman içinde sıvıyı görmeniz gerekiyor zaten. Orada da görüyoruz. Ve şöyle şunu da koydum. Artık sıvı downstone'umuz buraya geldi. Şunun enerjisi nasıldır bilemiyorum, ne durumdadır. Şunu şuraya taksak çalışacak mı acaba? Oy, nereye gittim? Buraya değil. Şuraya takabileceğiz mi? O doluymuş. 8000'de 8000 ember enerjisi varmış içerisinde. Artık sıvı ember'ımızı bastırmamız gerekiyor. Bu ingot, barstan ingot gibi düşünün. Şu plate'te düz tabaka olarak. Bize ingot olarak lazım biraz. Bunu buraya koyuyorum ve ingotlarımız oluşmaya başlıyor. Ve şu drain'in içine düşüyorlar arkadaşlar. Sağ tıkladığınız zaman alabiliyorsunuz. Tıklıyorum, bu şekilde geliyor. Evet, ilk downstone'umuzu da elde ettik. Ama bakayım şöyle bunun. Evet, güzel. Tohumu varmış arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle böyle şey yaparım. Tohum olarak yaparım. Böyle 2 saat uğraşmayız bunlarla. Bitti mi işimiz? Bitmedi maalesef. Ama şuradaki şeylerin bitmesini bekleyesek mi? Çok atmışız herhalde ya. Dur bakayım, şunları alayım ben. Çünkü bize birkaç tane downstone yetecektir. Şunlar bitsin. Ne kadar kalmış? 1812 downstone. Her birinde 200 milibagat harcıyor herhalde. 1500, 1524. Biraz fazla kalacak galiba ya. Zamansız aldığımız için. Neyse, bu bitsin içindeki downstone arkadaşlar. Ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, bitmesini beklemedim. Ben şuradaki lever'ı kapattım. Burada daha 612 milibagat downstone var. Niye durdurdum? Çünkü bizim şu aspectusları yaptırmamız gerekiyor. Aspectuslar bunlar. Bize lazım olacak olan downstone aspectus. Şöyle bir resipisi var. Buraya plant stamp konuluyormuş yalnız. Şunu alıyorum buradan ve plant stamp'i buraya koyuyorum. İçine bir parça ember koyuyorsunuz ve şunu açıyorum ben gene. İçine downstone gelince aspectus'u elde etmiş olmamız gerekiyor. Evet. Downstone aspectus'u elde ettik. Ember 2 tane koymamız gerekiyor yalnız. Şöyle içine biraz daha ember koyayım. Oluştu mu? Evet, 2 tane downstone oluştu. Şunları alayım artık. Bunu kapattığım için ben... Aa, yok, bitmiş içindeki de zaten. Tamamdır. Hem downstone ingot elde ettik, hem downstone aspectus elde ettik. Ingot için barı kullanıyoruz. Aspectus için şu plate'i kullanıyoruz. Böyle bir ayrımı var. İçine ember koymadığım için direkt plate olarak, downstone plate olarak oluştu. Ama onları boş verin, lazım olursa kullanırız bir yerlere. Aspectus'u niçin elde ettik? Çünkü bunun bir devamı daha var. Şöyle, bunun diğerlerini de yapıyormuşuz. Evet, bunun diğerlerini de yapacağız arkadaşlar. Ama bölüm uzayacak. Ben onları kayıt dışı yaparım. Bunlar nasıl yapılıyor? Şimdi biz burada altın ve bakırı burada karıştırıp buraya yolladık ya. Bu sefer karıştırmayacağız. Burada sadece demir eriteceğiz ve borularla direkt buna bağlayacağız. Bunu bağlayınca ve içine gene ember koyunca, ember ve sıvı iron olunca gene plaka ile birlikte iron aspectus'u elde etmiş olacağız. Aynı mantık diğerlerini de o şekilde yapabiliriz. Şunları, diğerlerini açmak için, ama çok önemli değil. Bakayım şurada mı? Neredeydi? O diğerlerini de açmamız gerekiyor hepsini görev için, ama dediğim gibi ben artık kayıt dışı yaparım bunları. Bize Cindar Plinth diye de bir makine daha gerekiyormuş. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaş ash üretiyor bize arkadaşlar. Şöyle Cindar Plinth. Evet, şöyle bir şey. Yapabilecek miyiz? Ne eksik? Lead plaka. Ve şundan gerekiyormuş. Lead plaka. Biraz daha lead plaka yaptıralım. İçeride vardır belki. Gel. Evet, varmış ama sizlerde oluşun. Gel gel gel. Şuradan gidebilecek miyiz? Gidebildik. Şu Cindar Plinth diye bir arkadaş kendisi. Hop, bunu nereye bağlayalım? Bunlarla işimiz kalmadı artık. Şuraya bağlayabiliriz sanırım. Ama buna da şey koyalım. Altına bin koyalım. Çünkü bundan da malzemeler çıkacak. Bu bin sadece arkadaşlar makinelerin çıkarttığı böyle ingotları, aspektleri veya az sonra yapacağımız eşleri toplamaya yarayan bir şey. Receptor, emitter, receptor. Bu da enerjiyle çalışan bir arkadaş. Bunu da buraya bağlıyorum. Ve bunu buna bağlıyorum. Açık mı bu? Açık. Enerji amber yollayalım biraz. Bunu açıp kapatıyorum. Always aktif. Buraya biraz daha amber gidecektir şimdi. Evet, buna da enerji gelmeye başladı. O bütün amberleri harcamasın ama ya, dur. Bir garip bir şey bu. Aktif fit sinyalleri çevirisi çalıştırayım. Buraya ne yollarsanız arkadaşlar o eşe çeviriyor. Yani nasıl diyeyim, bir anlamda kömür gibi bir şey yapıyor arkadaş. Şöyle koyayım bakayım. Şöyle bir tane koyduğunuz zaman bütün siteyi aldı. Güzel. Ve bütün stack eşe dönüşecek. Ve buradan sağ tıkladığınız zaman gene ash pile olarak alabiliyorsunuz. 4 oldu. 5 oldu. Bunlardan bize biraz gerekiyor. Şimdilik çalışsın o. Biz diğer makineleri de yapalım. Bunu tamamdır. Bunun için alchemical pedestal, exchange tablet ve beam cannon gerekiyormuş. Bakalım, bunları yapması zor olması inşallah. Pedestal diyelim. Alchemical bu değil, şu. O plakalar, bunlar, şunlar, bunlar hepsi varmış neredeyse diyecektim. Ember crystal gerekiyor. Gel bakalım. Şartlardan kristal. Şart varmış zaten üstümüzde. Şöyle mi yapıyorduk? Evet. Şunlardan bir tane kristal yapayım. Gel, gel ve gel. Pedestalımız hazır. Uf, üzerim damma dolmuş ha. Ondan sonra başka ne gerekiyordu? Table gerekiyor. Table. Ama bir sürü table var. Çabuk bulur muyuz? Böyle gideyim diyecektim. Şu. Exchange table. Bunu yapabileceğiz mi? Gene brick gerekiyormuş bize. Gene yok. Şunları mı ısıtıyorduk? Evet, bunları ısıtıyormuşuz. Şunları biraz keşke böyle göstereceğim diye. Hani benim takıldığım yerlerde sizler de takılabilirsiniz diye videoda yapmaya çalışıyorum ama biraz da zaman kaybediyoruz. Bunun da farkındayım. Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle gel. Biraz da brick. Biraz da şunlardan yaptırdım. Olacak mı? Copper plate gerekiyor şimdi de. Copper plate. Gel bakalım. Bu elimizde kaldı. Taşıyıp duruyoruz ama. Gel. Gel sen de. 2 tane olsun. Üçüncüsünde ne kullanılacak çünkü bilmiyorum. Lazım olursa diye gene git gel yapmayalım. Şunlardan alayım üzerime. Hop. Bu da tamam. Hop. Table. Şu. Bu. Bu. Exchange table'ımız da hazır. Şunları koyalım. Alchemical pedestal. Bu mu? Evet, dur. Ben bir tane daha alchemical pedestal yapacağım arkadaşlar. Çünkü bize 2 tane gerekiyor. Niye 2 tane gerektiğini de birazdan size söyleyeceğim. Bunu buraya koyuyorum. Ve üçüncüsüne bakayım. Beam cannon. Gel sen de. Cannon. Beam Cannon. Evet, Cannon diye yazılıyormuş. Copper Plate. Bir tane daha lazım olursa dedik ama 4 tane lazımmış. Gel. Gel sen de. Hop. 2 tane de Ember Crystal. Şu üzerimizde vardı. Şunlardan yap biraz. Hop hop. Ve beam kanalımız da hazır. Ben görev açılsın diyecektim. Ben şu alchemy pedestaldan bir tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, yaptım arkadaşlar bir tane daha alchemy pedestal. 2 tane. Niye 2 tane yaptığımı birazdan söyleyeceğim sizlere. Ve yaptığımız kanonu da, topu da buraya koydum. Bu redstone ile çalışan bir arkadaş. Buraya bir tane lever koydum. Ve bunun da işaretlemesini yapıyorum. Shift sağ ve sağ tıklıyorum. Olmadı. Şöyle shift sağ ve sağ tıklıyorum. Top artık bizim table'ımızı gösteriyor. Biz bunları niçin yapıyoruz? Hepsini şu glimmer kristali elde etmek için yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bize Twilight Forest'ın kapısını açacak olan kristal bu. Bunun için de bize şöyle bir recipe veriyor. Alchemy recipe. Yani şu alchemy table'da yapılması gereken bir şey. Şimdi burada 2 tane gunpowder, 2 tane ember shard ve bir tane nether quartz istiyor bizden. Onları koyalım. Şöyle yan tarafına tıklıyorsunuz ve orsine koyuyor. 2 tane ember shard, bir tane üstüne şu ortaya nether quartz ve 2 tane de yana hop stack olarak koyuyormuş. Stack olarak koyma. Bir tane gunpowder buraya, bir tane de gunpowder buraya koyuyorum. Bu arkadaş da şeyle çalışıyor. Kanon da şeyle, enerjiyle çalışıyor. Bunu da buraya bağlıyorum. İnşallah mesafeleri yeter. Bakayım yetecek mi? Tamam. Enerji oraya da gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gitsin. Ne kadar enerji istediğini bilmiyorum. Bu kapalı şu an. Bakacağız bakalım. Şimdi bu recipe de şurada aşağıda bir şey gösteriyor. 64 ile 80 arasında. Bu az önce şurada ürettiğimiz eşle alakalı bir şey. Ve şu pedestallar sadece 64 tane eş alabiliyor içerisine. Biz o yüzden 2 tane yaptık. Yani ben şu pedestala 64 tane eş koyuyorum. Ve ondan sonra 16 tane daha bu pedestala eş koyuyorum. Böylece bu resipide gözüken 80 eş maksimum seviyedeki eşi elde etmiş oluyoruz. Eğer burada daha yüksek rakamlarla karşılaşırsanız bu pedestalları çoğaltmanız gerekebilir. Bu tamam mıdır acaba? Enerjisi dolmuş mudur? Bilemiyorum ama çalıştırdığımız zaman göreceğiz zaten. Şu dawnstone aspectusları 2 tane yapmamızın nedeni de şu. İkisine de bundan koyuyoruz. Çünkü şuradaki dawnstone aspectusları bekliyor bizden arkadaş. Şu an bir ateşleyelim bakalım. Eğer bu yeteri kadar enerji dolduysa, ki hala dolmaya devam ediyor, bilemiyorum. Çalışacaktır. Bastım. Evet. Şöyle ateş etti. Jetpack'imi de açayım. Burada bir ritüel oluştu. Kendi çapında bir şeyler var. Hatta ben de şöyle bir fotoğrafımı çekeyim kendimin. Hop. Şöyle şöyle. Bir daha kapak fotoğrafı için yapmak zorunda kalmayayım. Tamamdır. Böyle. Gel bakalım. Şimdi bize artık buradan glimmery kristali çıkartması gerekiyor arkadaşın. Yapabilecek misin? Bayağı uzun sürüyormuş ya. Belki de ateşlemeyi yaptı değil mi? Buradaki şu yaptığınız olasılıklardan bahsedecektim. Her zaman çalışmayabilir. Gördüğünüz gibi çöp düşürdü arkadaşlar. Bu bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Orada içeride kullandığınız eşin sayısına göre veya şansınıza göre değişiyor. Bunu bazen tekrarlamanız gerekebiliyor. Eş acaba şimdi... hiç eşimiz kalmamış ya. Ben biraz daha eş yaptırayım arkadaşlar. Şuradan kabuston atayım içeri. Şöyle 2 stack kadar. Birazdan geliyorum. Ritüeli tekrarlayacağız. Sonunda çıktı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 4-5 defadır deniyorum, hep eş çıkıyor. Sonunda bize bir tane glimmer crystal verdi. 64 tane eş buraya koydum. 15 tane de eş buraya koydum. Yani şu 80 sınırını geçmedim. Ve en sonunda verdi glimmer crystal. Oh valla şey yapmaya başlamıştım artık. Sıkılmaya başlamıştım. Dediğim gibi aynı ritüeli 4-5 defa tekrarladım. Evet, bu kristal biçe bize niçin lazımdı? Twilight Forest'a gitmek için lazımdı. Elde etmesi biraz zor oldu ama sonunda başardık. Bir sonraki bölüm artık bize Twilight Forest yolları gözüktü gibi gözüküyor. Gene aynı cümleyi kurdum. Gözüktü gibi gözüküyor. Neyse artık. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmayan bir kısım varsa gene yorumlara yazarsınız. Ben bir sonraki videoda göstermeye çalışırım. Video çok uzun olduğu için şunları ben kayıt dışı yapacağım ama onları bir daha nasıl yapacağımı söyleyeyim size hemen. Hop şöyle. Burada biliyorsunuz copper ve gold erittik. Burada bu sefer iron eriteceğim ve şu boruyu getirip buna bağlayacağım. Burası iron'la dolduğu zaman, sıvı iron olduğu zaman içine ember koyacağım ve yukarıda şu stamp'i koyup çalıştıracağım. Böylece diğer aspektusları da elde edip o görevi de açarım. Ama dediğim gibi bölüm uzadı. Onları şimdi yapmayayım ben. Gecede zaten oldukça geç oldu. Neyse tamam. Eninde sonunda öyle ya da böyle elde ettik. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.